ilk safhası diyelim. İlk ama en önemli safhası. Bugün hayata geçti. Bugün itibariyle AVM'ler açıldı. Açıldı ama nasıl açıldı? Gelin bakalım birlikte. Maskeniz olmadığı için giriş yapamadınız. Neler söyleyeceksiniz? Maskem yoktu çünkü evde. Şu an geldim, iş yerinden arkadaşım bana getirecek. Alışveriş merkezleri kapılarını açtı. Önlemler en üst seviyede tutuldu. Maskesi olmayanlar kapıdan geri çevrildi. Önlemler daha AVM'ye adımınızı atmadan başlıyor. İlk önce ateşiniz ölçülüyor, maskeniz kontrol ediliyor. AVM'ye maskesiz girişlere izin verilmiyor. Biz birer buçuk metre aralıklarla insanları sıralar halinde alıyoruz. Girişte dezenfektan ünitelerimiz var. Maske kontrolü yapıyoruz. Ateşe 38 derecenin üzerinde olanları kabul edemiyoruz. En yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. AVM'ler açıldı ama restoranların önündeki masa sandalyeler kaldırıldı. Artık yalnızca paket servis yapılabilecek ve AVM içinde her türlü yeme içme yasaklanacak. Bildiğiniz alışveriş ritüelleri de değişiyor. AVM'lerdeki işinizi maksimum 3 saat içinde tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca toplu dolaşmak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek de yasak. Alışveriş yapmaya mı geldiniz? Evet, uzun süredir bekliyordum alışveriş merkezinin açılmasını ve alışverişe geldim. Bıraktığınız gibi değil aslında AVM'ler. Neler gördünüz, ne gibi değişiklikler var? Tabii sosyal mesafe kuralları var. Eski alışverişin keyfi yok ama bu kurallara uymak zorundayız. Alışveriş merkezlerine sınırlı kapasitede kişi girebilecek. Bu oran 10 metrekareye bir kişi olarak ayarlanacak. Öncelikle her şeyden önce sosyal mesafe ve maske konusuna çok dikkat ediliyor. Yani tüm markalar, herkes üzerine düşeni yapıyor. Ortak kullanım alanlarındaki hijyen son derece önemli. Özellikle ellerin sürekli temas ettiği, dokunduğu alanlar AVM'lerde sık sık detaylıca dezenfekte edilecek. Alışveriş merkezlerinde mesainin ilk günü bazı AVM'lerde sakin geçti. Bazılarında ise kapıda uzun kuyruklar oluştu. Tıpkı İstanbul Beylikdüzü'nde olduğu gibi. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Örnek olsun diye bir